Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine çok değerli ve çok lezzetli bir tarif yapacağım. Lahana sarması yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Hatay lahanası aldım böyle. Hatay lahanası biliyorsunuz gerçekten belki bilmeyenlerimiz de var. Hatay lahanası çok lezzetli oluyor. Lahananızın yapraklarını ayıracağım bu şekilde. Bu yapraklar bile sarılır dikkat ederseniz. Bu yerli bir lahana. Maşallah barakallah. Lahana çok gerçekten çok güzel. Tam sarmalık bir lahana. Şimdi lahana yapraklarımız burada. Bunları haşlayacağım şimdi. Önce musaflarını bu şekilde keseceğim. Ve haşlamaya geçeceğim. Görüşürüz inşallah. Tencereme yarısından fazla su koydum. Altını açtım. Şimdi suyumuz kaynadı. Tencereye alıyorum. Lahanaları kaç dakika haşladığımı sizlere söyleyeceğim. Şimdi lahanamızı diğer tarafa çevirdim. Çok fazla haşlamıyorum. Sadece bir dakika kaynar suyun içinden alıyorum. Sadece lahanamızın yumuşamasını sağlıyorum. Fazla haşlamıyorum. Yarım dakika bu tarafa, yarım dakika da diğer tarafa, toplam bir dakika haşlıyorum sadece. Şimdi sayın takipçilerim, lahanamızı haşladık. Şimdi pirinçleri yıkadım ve harcını yapacağım tepsiye alıyorum pirinçlerimi. Pirincimi böyle klasik 200 ml bardakla ölçtüm. Ne kadar kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım. Şimdi içerisine 4 orta boy doğradığım soğanı ilave ediyorum. İçerisine şu an yarım yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçası ilave ettim. Ve içerisine bir bağ maydanoz, bir yemek kaşığı nane, bir tatlı kaşığı dolusu pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ilave ettim. 7-8 diş sarımsak ve içerisine burada bir su bardağım var. Bir su bardağının 3'te 2'sini ilave ettim. Geri kalanını sonra kullanacağım. Karıştırıyorum böyle. Bugün lahanamı iç harcını çiğden yapacağım. Ve zeytinyağlı lahana sarması. Bir. Üç yemek kaşığı nar ekşisi ilave ediyorum. Siz isterseniz nar ekşisinin yerine sumak ekşisi de koyabilirsiniz. İç harcımız hazır. Şimdi sarmaya başlıyorum.
Şimdi sarmamı sarmaya başlıyorum. İsterseniz bir tarafından katlayın, isterseniz hiç de katlamayabilirsiniz. Aslında lahana sarması en kolay sarma diyebilirim. Bu şekilde. Sayın takipçilerim, bu şekilde sarmaya devam edeceğim. İsterseniz kenarını hiç katlamayabilirsiniz. Bu şekilde. Sarmamızı sardık böyle. Şimdi sayın takipçilerim, tenceremi ocağa koydum. Altını da açtım. Burada bir su bardağını, 1/3'ünü iç harcına kullandım. Çeyreğini tencerenin içerisine ilave ediyorum. Ve içerisine bir yemek kaşığı domates salçası. Salça kokusunu çıkana kadar kavuracağım. Şimdi burada içerisine 2 diş sarımsak kullanacağım. Sadece kokusu çıkması için şöyle bir çevireceğim ve altını kapatıyorum ve şimdi sarmamı tencereye dizeceğim. Şimdi sarmamızı tencereye diziyorum. Sarmamızı dizdim böyle. Şimdi sayın takipçilerim, üzerine şöyle bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. İki bardak su, 200 mililik bardakla ölçtüm. Altını açıyorum. Pişmeye bırakıyorum ama şimdi yüksek ateşte kaynayana kadar, kaynadıktan sonra en kısık ateşte sarmamı pişireceğim. Görüşürüz inşallah. Şimdi sarmamız kaynamaya başladı. Şimdi en kısık ateşe alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi sayın takipçilerim, sarmamız pişmiş. Tamamen suyunu çekmiş bu şekilde. Ve altını kapatıyorum. 15-20 dakika dinlendireceğim. Şimdi sarmamız 15-20 dakika dinlendirdim. Şimdi servis yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dikkat edersiniz. Sarmamızın suyunu tamamen çekti. Tam 1 saatte pişti. Sarmamızın yanına taze yoğurt. Çok güzel gider. Azıcık tenceremizin dibinden sosundan aldım. Çok az, böyle yok zaten içinde. Sadece yoğurdumuzu görüntü açısından. Şimdi sayın takipçilerim, bir tane alıyorum ve sizlere test edeceğim. Şöyle. Şimdi sayın takipçilerim, sarmamızı test ediyorum.
Mutlaka bu sarmadan yapın. Bu tariften yapın. Bu tarif et yemeyenlere gelsin. Sayın takipçilerim, beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.